Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen şu elimde tutmuş olduğum İstanbul Kart'a HES kodunu nasıl yükleyebileceğimizi, nasıl eşleştirebileceğimizi anlatacağız. Peki neden bu işlemi yapıyoruz? Belki aklınıza bu soru gelebilir. Biliyorsunuz pandemi süreciyle beraber insanların hastalıkla olan ilişkilerini takip edebilmek için HES kodu isimli bir uygulamaya başlamıştı. Bunu bazen kamu binalarına girerken kullanıyoruz, yolculuk yaparken kullanıyoruz. Şimdi benzer bir durum yakın bir zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan bir genelge ile toplu taşımada da artık takip edilmeye başlandı. Yani HES kodunuzla kartlarınızı eşleştirdiğiniz zaman toplu taşımada nereye gittiğinizi vesaireyi görülebilecek ve takibi de yapılabilecek. Bu işlemi yapmak için öncelikle bir HES kodunuzun olması gerekiyor tabi haliyle ve bir İstanbul kartınızın olması gerekiyor. İstanbul kartımızın hemen ön yüzünde böyle bir büyük bir numara var, böyle uzun bir numara var. Bayağı da kaç hane bakalım. 16 haneli bir numaramız var. Bu numarayla HES kodumuzu eşleştireceğiz. HES kodumuzun olduğunu varsayıyorum. Yoksa da İşte E-Devlet uygulamasından veya SMS gibi yöntemlerle HES kodunuzu da alabilirsiniz. HES kodunuzu aldıktan sonra İstanbul kartınızın da olduğunu varsayıyorum. Bir internet sayfasına gitmeniz gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir sayfası bu. O adreste hemen ekranda veriyorum şu anda. Kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul adresine gidiyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi ekranda gördüğünüz adrese girdiğimiz zaman karşımıza bir form çıkıyor. Bu formda bazı bilgiler doldurmamız gerekiyor. Hemen dolduralım sizinle beraber. İşte Özgür Çetin, mail adresi, telefon numarası gibi bilgileri vermemiz gerekiyor. TC numaramızı girmemiz gerekiyor. TC numaramızı da girdik. Doğum tarihimizi istiyor bizden sistem. Doğum tarihimizi de giriyoruz. Evet, doğum tarihimizi girdik. Şimdi kart numaramızı soruyor. Az önce söylemiştim, bu her İstanbul kartının önünde bir numara yazıyor. Ama isterseniz arkasında da numara varmış. Şimdi onu da göstereyim size. Burada İstanbul kart bilgisine girdiğimizde isterseniz de ön kısımda yer alan 16 haneli, istiyorsanız da arka kısımda yer alan 14 haneli bilgileri girebilirsiniz diyor. Şöyle çevirdiğimiz zaman arka kısımda da 14 haneli olan numarayı da burada da görüyoruz. Burada da var bu arada. Hem bu kartta da var, hem önünde var, hem arkasında var. Hangisini istiyorsanız onu girmeniz yeterli arkadaşlar. Girelim şimdi. Ben giriyorum şu anda. Kart numaramızı da girdik. Şimdi HES kodumuzu giriyoruz. Kullanım koşullarını kabul ettik, onayladık. Açık rıza ve ticari elektronik izinde kabul edelim diyelim. Ve kaydet diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane SMS gelecek bize. Bakalım geldi mi? Evet, SMS geldi. Belbim'den gelmiş bize. Dijital kişiselleştirme işlemini tamamlamak için SMS kodunuz şudur diye gösteriyor ekranda. Onu giriyoruz şu anda. 2 dakikamız varmış. Kodumuzu girdik ve işlem tamamlandı diyor ve sayfa tekrar sıfırlanmış durumda. İşte bu kadar aslında. Kolay bir işlem arkadaşlar. Çok bir zorluğu da yok. Bir form dolduruyorsunuz. Size bir SMS geliyor. SMS'ten bir şifre yolluyorlar ve bu şifreyi girdiğiniz andan itibaren, hatta bir tane daha SMS geldi galiba. Evet, Belbim diyor ki kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak için verdiğiniz ticari elektronik izni gönderim onayınız kayda alınmıştır falan filan. Cacut SMS gelecek herhalde Belbim'den. Bakalım neler gelecek, onu da ilerinden de görürüz. Bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar işlem çok zor değil, çok karmaşık değil ama bunu yapmanız gerekiyor. Eğer 15 Ocak 2021 tarihine kadar yapmazsanız kartınız geçersiz hale gelecek arkadaşlar, onu söyleyelim. O yüzden bu işlemi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yani İstanbul kartınızla HES kodunuzun eşleştirilmesi gerekiyor. Eğer İstanbul'da toplu taşımayı kullanmak istiyorsanız arkadaşlar, kullanmayacaksanız sorun yok ama kullanacaksanız bu işlemi mutlaka ve mutlaka yapmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bu videomuzda sizlere İstanbul Kart ile HES kodunun nasıl eşleştirilebileceğini anlatmaya çalıştık. Konuyla ilgili aklınıza takılan ya da şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sormayı unutmayın arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.